Merhaba arkadaşlar, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şimdi geçen çalışmamızda ne üzerine konuşmuştuk? Left join üzerine konuşmuştuk ve söylediğimiz neydi? Left join burada join query'sinde from clause'unda yazan tablonun ki buradaki employee tablosundaki tüm satırları getiriyordu. Daha doğrusu şurada istenen satırları getiriyordu. Sonrasında da join query'sinde bulunan join clause'unda bulunan tablodan da eşleşen satırları getiriyordu. Eğer herhangi bir şekilde şuradaki ilk tablodan gelen bir verinin eşleşen karşılığı yoksa onun yerine null getiriyordu, değil mi? Hatta Venn diyagramımıza tekrar bakarsak ne yapıyordu? Şurada soldaki tablo dediğim, ilk tablo dediğim arkadaşlar şuradaki from clause'unda yer alan ilk tablo ismi, ilk tablo ismine denk geliyordu. Daha kapalı olarak da görünen görselimiz bu şekildeydi. Bu görsel üzerinden şu şekilde de bakabiliriz. Bakın şuradaki kesişim alanı neye denk geliyor buradaki? Şurada görmüş olduğunuz eşleşen verileri denk geliyor, değil mi? Şurada kalan kesişmeyen kısım ise aslında buradaki sonucumuza, şuradaki son satıra denk geliyor. Tamam. Left join bu şekildeydi. Özetledik. Peki right join ne demek? Aslında left join'i anladıysak right join'i de kolaylıkla anlayabiliriz. Bakın. Bu kez şuradaki left join'i right join olarak değiştiriyorum. Right join'de bu kez ikinci tablonun, yani şuradaki join clause'unda yer alan tablodaki tüm satırlar geliyor. Buna eşlik eden veriler gelecek. Eğer bir veri eşleşmediğinde de ona karşılık null gelecek. Bakın bu şekilde çalıştırıyorum query'mi. Şimdi departman isimleri burada. Bakın departman isimlerine karşılık gelen tüm çalışanların isimleri burada görüyoruz. Ancak bir departmanda Customer Support'a karşılık gelen çalışan ismi yok. Ona ne yapıyor? Ona da görmüş olduğunuz gibi aynı şekilde null değerini veriyor. Nasıl ki left join'de ilk tablodaki tüm verileri alıyorsa, right join'de de ikinci tablodaki tüm verilere ulaşabiliyor. Burayı nasıl senaryolaştırabilir? Şöyle, tüm departman isimleri ve varsa ona karşılık gelen çalışan isimlerini de alalım şeklinde senaryolaştırabiliriz, değil mi? Neden? Şurada Customer Support'ta herhangi bir çalışan olmadığı halde yine de bu durumda ne yapacak? Biz departman ismine ulaşacağız. Hemen gelelim gösterim şekillerine baktığımız zaman şuradaki left join'leri kapatıyorum bakın. Right join'de görmüş olduğunuz gibi bu kez sağdaki tabloya ait olan tüm veriler geliyor. Burada eşleşen veriler hangisi? 3 ve 4 görmüş olduğunuz gibi. 3 ve 4 eşleşiyor. 5 ve 6 da neye ait? Sadece sağdaki olan tabloya ait. Sağdaki olan tablo neye karşılık geliyordu? Şurada yazdığımız join clause'unda olan tabloya karşılık geliyordu. Ya da tüm query'de ikinci yazdığımız tabloya karşılık geliyordu. Daha kapalı bir şekilde görmek istersek de right join şu şekilde Venn şemasında gösterilebilir. Buradaki şu kesişim kümesi hangisine denk geliyor? Şurada görmüş olduğunuz gibi şu satırlara denk geliyor. Şurada aşağıda kalan son satır ise buradaki şu kesişim kümesinin tablo 2'de kesişim kümesi dışında kalan kısma denk geliyor. Yine tahmin edeceğiniz gibi ne var? Eğer burada biz tablo isimlerinin yerini değiştirirsek sonucumuz değişecek, değil mi? Bakın geliyorum şurada tabloların yerini değiştiriyorum. Buraya department dedim. Buraya employee dedim. Ne yapacak? Bakın right join olduğu için employee'deki tüm verileri getirecek. Departman tablosundan ona eşleşenleri alacak. Eşleşmeyenleri de null olarak bırakacak. Tekrar çalıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi employee tablosundaki tüm verileri aldım. Karşılık gelmeyen veriler de null olarak yazıldı. Peki şu dikkatinizi çektiniz mi? Bakın şu query'yi alıyorum. Şöyle aşağıya kopyalıyorum aynı şekilde. Şunu bir yoruma alıyorum. Burada tablo isimlerini ve join'i değiştirdiğim zaman ne olacak? Şimdi geliyorum. Görmüş olduğunuz gibi tablo isimlerini değiştiriyorum tekrar. Employee, burayı department yaptım. Ancak burada right join değil de left join yaptım. Acaba yeni gelecek sonuç şunla nasıl ilişkisi olacak? Şimdi burada right join ne diyordu? Git arkadaşım employee tablosundan tüm verileri ve departmandan eşleşenleri getir, değil mi? Bu left join ne diyor? Left join git
employee tablosundan tüm verileri, departman tablosundan eşleşenleri getir. Bakın okumamız aynı şekilde oluyor. Demek ki hem kullandığımız join'in hem de tabloların yerini değiştirirsek yaptığımız işlem aslında aynı işlem olacak. Bu query'yi çalıştırdığımızda da neyi bekleriz? Bu şekilde verilerin gelmesini bekleriz. Bakın çalıştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi gelen yine aynı veriler oldu. Şu ikinci query'imi siliyorum. Şu yukarıdakini de yorumdan çıkarayım. Çalıştıralım tekrar. Verimiz bu şekilde geliyor. Şimdi şöyle bir senaryo düşünelim. Bunu left join'de de yapmıştık. İşte herhangi bir şekilde hiçbir departmanla ilgisi olmayan çalışan ismini istesek biz ne yapacağız? Geliyorum bakın burada. Ver diyorum. Burada tüm çalışanların isimlerini alıyoruz ya. Bu kez ne yapacağız? Departman tablosunda eşleşmeyeni alacağız değil mi? O nedenle geliyorum ver. Departman tablosundaki herhangi bir sütun için yapabilirim bunu. Burada departman.id is null koşulu ekliyorum burada. Çalıştırıyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi bize neyi getirdi? Yalnızca patronumuzun ismini getirdi. Çünkü onun herhangi bir departmanı yok. Right join'de bu şekilde hemen görsellerimize şu right join'leri de kapatalım. Direkt görsellerden bu kez full join üzerine konuşalım. Full join görmüş olduğunuz gibi ne yapıyor aslında? Right join ve left join'in birleşimini alıyor değil mi? Yani burada görmüş olduğunuz gibi iki kümenin birleşimini alıyor. Geliyorum bakın şurada ver koşulumuzu silelim. Right yerine full yazıyorum. Bu şekilde full join şeklinde çalıştırdığımız zaman bakın ne yapıyor önce? Eşleşen verileri getiriyor. Eşleşen verilerin yanında sadece tek bir tabloya ait olan verileri alıyor. Diğer tabloda olmayan verilere de null yerleştiriyor. Burada görmüş olduğumuz gibi. Şurada full join yerine full author join de yazabiliriz. Aynı şey. Gerçi right join de unuttuk ama right join kullandığınız yerde de right author join de yazabilirsiniz. Yine bakın full author join. Aynı şeyi verdi. Şuraya gelelim hemen. Right author join de deneyelim sintaks olarak. Çalıştırdığımda görmüş olduğunuz gibi right join ile right author join birbirinin aynısı. Bir de son olarak şundan da bahsedeyim. Pek kullanım alanı yok ama cross join'e de denk gelebilirsiniz. Şöyle yazıyoruz cross join'i. Almak istediğimiz verileri yazdık. From department dedik. Cross join employee diyorum. Burada herhangi bir şekilde dikkat ettiyseniz on anahtar kelimesini kullanmaya gerek yok. Çalıştırıyorum. Cross join bize ne veriyor? Matematikte eğer kartezyen çarpımı hatırlarsanız bize tüm verilerin birbiriyle kartezyen olarak çarpılmış şeklini gösteriyor. Tabii bunu bu şekilde anlamazsınız. Size yabancı gelmezse ne yapacağız? Hemen şurada bakın şöyle bir kartezyen çarpım gösterimi var. Her iki tablodaki ne yapıyor? Tüm elemanları birbirine karşılık olarak getiriyoruz. Bu şekilde şuradaki sonuç setimizde de gördüğümüz gibi. Bugünkü çalışmamız bu kadar. Bir sonraki çalışmamızda join'lerle ilgili uygulamalar yapacağız. Görüşmek üzere.